Sanat Bey hoş geldiniz. Vuslatlar Fasarya, hayırlı uğurlu olsun. Biz aslında sizi bir ilk öykü kitabıyla, aramızdaki Fikret'le tanıdık. Şimdi ise bir ilk romanla, Vuslatlar Fasarya ile okur karşısındasınız. Bu iki ilkin yazım süreci hakkında, yazarlık deneyiminiz odağında birkaç cümle duymak isteriz sizden. Tabii, öykü ve roman yazmakla, yazmak arasındaki tabii ki en büyük fark, kısalık ve uzunluk var ama öykü yazmak en azından benim için daha zor. Çünkü çok kısa sürede hemen şey anlatmanız lazım ve biraz da vurucu olması gerekiyor öykünün. Öykünün değişkenleri var. Yani aslında parametreleri farklı. Ama Vuslatlar Fasarya'ya başladığımda bir öykü olarak başladım. Ama hikaye devam etti. Karakterleri yazmaya başlayınca dedim ki bu uzuyor. Herhalde bir uzun öykü devam edecek ama baktım ki artık karakterler kendini yönlendiriyor. Kendileri konuşuyor, kendileri karar veriyor. O yüzden biraz süreç böyleydi. Aziz, Yakup ve Eyüp kimdir? Aziz, Yakup ve Eyüp bu romanın karakterleri, kahramanları ya da anti kahramanı. Ama bu Aziz'in hikayesidir. Yakup, Aziz'in yakın arkadaşıdır. Eyüp, yolda tanıştığıdır. Ama hepsi için benim tabii kafamda onları bir yere koyduğum yer var. Aziz etik değerleri çok olmayan ama arkadaşlarını da seven, biraz daha temkinli. Aslında herkes gibidir ama çok da kabul edilmez. Yakup o çocuksu ruhu olan, daha maceracı, hayata daha bağlıdır. Eyüp ise biraz daha sabırlı, yaşayıp görmüş. Birazcık da zor bir hayatı olmuş biridir. Ve üçünün bir yol hikayesidir bir nevi. Romanda çok ilginç bir define hikayesi yer alıyor. Bize kısaca bu hikayeden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Kadıköy'de yaşıyorum. Kadıköy'ün tarihiyle, Kadıköy'ün her şeyiyle ilgiliyim. Bu Yakup'un hikayesidir kitapta. Ben bir gün gazete arşivlerini karıştırırken gerçekten bir habere denk geldim. 1930 ile 35 arası bir adamın elinde haritayla Kadıköy'de belli evleri, belli bölgeleri araştırdığını ve orada bir tüneller olduğunu ve bu tünellerin içinde de bir define olduğunu söylüyor. Ve bunlara gidiyor, izin alıyor, konuşuyor. Sonra aynısını ben yaptım. Onun gittiği yerlere gittim. Tabii oralar kalmamış, her yer beton olduğu için. Ama bunu bulabilmem çok zordu çünkü bir kaynak yoktu. Sahafları dolaştım, tanıdığım sahaflara gittim. Namı diğer Sakallı Lütfi'ye, Lütfü Seymen'e gittim. O beni birine yönlendirdi. Oradan bilgi aldık. Ve ben de tıpkı o karakter gibi Kadıköy'de dolaşıp o defineyi aradım. Artık kitapta buldum mu bulmadım mı göreceğiz.